Temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı bir numaralı gündem ve Rekabet Kurulu da zincir market soruşturmasında sona geldi. Yeni cezalarsa yolda. Buna göre topla dağıt tipi kartel ihlali yapanları yönelik ağır yaptırımlar söz konusu olacak. Ürünleri piyasadan toplayarak depolayıp fiyatların yükselmesine yol açanlar hesabını verecekler. Vatandaşın tenceresine uzanan eller kırılacak. 78 liraya çay, 120 liraya beyaz peynir, 150 liraya 16'lı tuvalet kağıdı. Temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışına artık vatandaş bile yetişemez hale geldi. Üstelik bunlar indirimli fiyatları. Çok pahalı, ne bileyim. Peynir 80 lira. Ha, bu kadar bir kalabalık 80 lira. Fiyatlar çok yüksek, olağanüstü. Zorunlu olarak alıyoruz yani. 3 kilo falan civarında meyve 75 lira. Korkunç yani. 3 tane çocuğum var. Çocuk yani sabah kahvaltıları var. Meyve alman gerekiyor. Meyveler fiyatlarını almış başını gitmiş. Rekabet Kurulu işte tüm bu haksız fiyat artışlarına karşı zincir marketlere başlattığı soruşturmada sona yaklaştı. Rekabet Kurulu inceliyor. Topla dağıt yöntemi. Nedir bu? Satın alma gücü yüksek olan ve mağazasıyla perakende de hakim olan bazı firmalar birlikte hareket edip ürünü büyük ölçüde, hangi ürünse bu, örneğin patates diyelim, soğan diyelim veya bir başka ürün, büyük ölçüde satın alıp deposuna koyar. O ürün arz edilmeyince fiyatlar yükselir, sonra yüksek fiyattan dağıtılır. Bu rekabet kanunu aykırı olduğu için Rekabet Kurumu inceliyor. Haksız fiyat artışına karşıysa yeni önlemler yolda. Peki o bir dizi yeni yol haritasında neler var? Mesela ifşa edilsin. Kimler yaptı bunu? Yani geçen hafta ceza kesilen firmalar hangileri? Kapatma cezası getirirsin tekrarında. Israr ediyorsa da hapiste cezalandırılsın. Ertelenemez ve paraya çevrilemez şekilde.